Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. E, reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f kare x eşittir f 2x artı 2 tane f x eksi 2 eşitliği veriliyor. Bu durumda f1 3 ise f5'in kaça eşit olduğu soruluyor. Evet Şimdi bu ilginç soruyu öncelikle videoyu burada durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Akabinde sorunun cevabı için videoyu devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi burada videoyu devam ettirdiğinizi düşünerekten sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi f kare x eşittir f 2x artı 2fx eksi 2. Şimdi burada 2fx'i Sol alacak olursak eğer aynı zamanda şu eksi 2'yi de eksi 1 artı eksi 1 şeklinde yazıp o eksi 1'lerden birini sol alırsak f kare x eksi 2 f x artı 1 eşittir. f 2 x eksi 1 eşitliğini elde ederiz. Bakın sol taraf bir tam kare bu f x eksi 1'in karesine eşit. Yani f x eksi 1'in karesi f 2 x eksi 1'e eşit. Şimdi buradan... Yola çıkarak f2x de tabii ki de bu durumda fx-1'in karesi artı 1'e eşit oluyor. Sevgisel olarak bu bağıntının eşit olabilmesi için fx fonksiyonunun bir üstel fonksiyon olduğu varsayımını yapabiliriz. Bu bize bir başlangıç noktası kazandırır. Çünkü neden? Ee, bakın f2x yani x yerine 2x yazıldığı zaman e, bu durumda bu fx-1'in karesine 1 e, ilave edildiği zamanki duruma eşit oluyor. Yani e, burada e, fx fonksiyonu a üzeri x gibi bir fonksiyon olduğunu düşünürsek eğer a üzeri x bu durumda f2x ne olacaktır? a üzeri 2x yani a üzeri x'in karesi. Yani bakın fx fonksiyonu a üzeri x eksi 1'in karesi. Yani e, şeyin fx fonksiyonunun bir üstel fonksiyon olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla şimdi fx fonksiyonu a çarpı b üzeri x artı c şeklinde yazılabilen bir üstel fonksiyon olduğunu düşünelim ve bunu bağıntımızda yerine koyalım. Bu durumda f kare x yani a çarpı b üzeri x artı c'nin karesi eşittir. f 2x yani a çarpı b üzeri 2x artı c artı 2 tane fx yani 2 tane a çarpı b üzeri x artı c eksi 2. Şimdi şuranın açılımını yapıyorum. a kare b üzeri 2x artı 2ac b üzeri x artı c kare eşittir. Burada da A çarpı B üzeri 2x. Şuradan 2A B üzeri x. Sabitlerimiz de 3C eksi 2 oluyor. Şimdi bu bağıntıyla daha doğrusu bu ifadeyle bu ifade eşitliğin sol tarafıyla sağ tarafı birbirine eşitse bu durumda şimdi sabit terimiz burada sağ tarafta 3C eksi 2 sol tarafta C kare. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olması gerekir. Yani C kare eşittir 3C eksi 2. Buradan C kare eksi 3C artı 2 eşittir 0 c eksi 2 ile c eksi 1'in çarpımı sıfır. Yani c eşittir 2 veya c eşittir 1 olmak zorunda. Şimdi bir de şeye bakalım. Bakın burada b üzeri x'in önünde 2a var. Burada da b üzeri x'in önünde 2ac var. Dolayısıyla 2ac, 2a'ya eşit olmak zorunda. Buradan da c eşittir 1 çıkıyor. Demek ki c eşittir 2 bir çözüm olamaz. Şimdi bir de B üzeri 2x'in katsayısına bakalım. Burada a var, burada da a kare var. Dolayısıyla a kare eşittir a. Bu da a kare eksi a eşittir 0'dır. Yani a çarpı a eksi 1 eşittir 0. Buradan a eşittir 0 veya a eşittir 1 çıkıyor. Şimdi a eşittir 0 olsaydı eğer, bakın şurada fx fonksiyonumuz bu şekilde tanımlamıştık. Şurası 0 olacaktı. Dolayısıyla fx eşittir c. E c de 1'e eşit. Yani fx eşittir 1 olmak zorunda idi. Oysa sorumuzda bize F1 eşittir 3 verilmişti. Yani eğer A eşittir 0 olsaydı F1 1'e eşit olmak zorunda kalacaktı. Oysa soruda F1 3 olarak verilmiş. Yani 1'e eşit değil. Bundan dolayı A 0 olamaz. Yani A eşittir 1 ve C eşittir 1. Bu durumda Fx de B üzeri X artı 1 oluyor. Şimdi soruda bize F1 3 olarak verilmiş. Dolayısıyla yerine koyduğumuz zaman B artı 1'in 3'e eşit olması gerekir. Yani buradan da B 2 çıkıyor. Yani bizim fx fonksiyonumuz 2 üzeri x artı 1'e eşit. Şimdi burada x gördüğümüz yere 5 yazarsak yani f5 eşittir. 2 üzeri 5 artı 1 buradan da 33 olarak bulmuş oluyoruz. Evet sorumuzun doğru cevabı 33. F5 33'e eşit. Evet Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.